Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sonunda burun estetiği oluyorum. Zaten videonun başlığında falan da gördünüz. Şimdi arkadaşlar önce ben bu kararı nasıl verdiğimden bir bahsetmek istiyorum. Çünkü videolarımda işte hani burun ameliyatı yaptıracağım dediğim andan itibaren çok fazla etkileşim oldu yani bu sizlerle. Bu arada makaron yiyeceğim arkadaşlar. Bu konuyu konuşurken tansiyon düşmesin diye. Akşam çünkü yemeğe gideceğiz Gökhan'la. Son bir kez dışarı çıkıp hava almak istediğim için çünkü yarın ameliyat var. O gelene kadar böyle kan şekerimi dengelemek için şöyle renkli makaronlardan aldım. Şimdi 2-2,5 yıl kadar önce hiç unutmuyorum. Tatile gitmeden hemen önceydi. Bir tatil planlamıştık Gökhan'la. Didim'e gidecektik. Didim'e gitmeden önceki haftalarda benim böyle çok burun kanamam oldu üst üste. Yani her sabah uyandığımda işte burnumu silerken mendilde kan lekeleri falan görüyordum. İşte onun akabinde hani yürürken falan böyle sürekli nefes darlığı problemi çekmeye başladım. Yani zorlanıyordum. Gökhan da geceleri horladığımdan falan bahsetti. Sonra ben annemi aradım. Anne dedim hani ben horluyor muydum öncesinde? Bilmiyorum kızım, hiç ben duymadım senin horladığını falan dedi. Yani ona da sormak saçmaydı. Çünkü ben babamlardayken ayrı bir odam vardı. Yani kız kardeşimle de aynı odada kalmıyorduk. Ayrı ayrı odalarda kalıyorduk. Hani Sanem'in de öyle bir şey gözlemleme, duyma ihtimali yoktu. O yüzden ben hani hiç horlamadığımı falan düşünüyordum. Meğersem horluyormuşum. Neyse bunlar üst üste gelince ben bir doktora gittim. Doktor bana burnunda kemik iğriliği var dedi. Burun kanamalarına, işte hani gece horlamalarına, işte hareket ederken falan nefes darlığı problemi yaşamana sebep olur bu eğrilik dedi. Bunun dedi ameliyat edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar zaten ben ameliyat lafını duydum. Tamam hocam teşekkürler dedim. Çıktım odadan. Gökhan'a dedim ki ben ameliyat falan olmayacağım. İstemiyorum yani böyle bir şey. Gidelim dedim yani bir sıkıntı yok falan dedim. Böyle kendi kendime sıkıntı olmadığına ikna ettim ve gittim. Akabinde biz tatile gittik. Aradan bir yıl falan geçti. Yani hani her insanda olur ya arkadaşlar doktora gider ve hastalığını unutur. Bende de aynı şey oldu. Ama geçtiğimiz sene İyice rahatsız olmaya başladım. Çünkü hani kilo aldığım için spora başladım. Daha düzenli spor yapmaya başladım. Ve beni spor yaparken çok zorlamaya başladı bu kemik eğriliği. Özellikle yüzme beni çok tetikledi. Çünkü yüzerken arkadaşlar suya dalıyorsunuz. Suyun içinde nefes vermeniz gerekiyor burundan. Ve hani çok iyi çalışmadığı için burun, hani ki eğrilik olduğu için, içeride problem olduğu için o nefes vermede problem yaşıyordum. Ve sudan çıkarken başım falan ağrıyordu böyle. Ve iyice olmam gerektiğini anlamaya başladım. Tabii burnumun ucundaki bu yamukluk falan da beni artık rahatsız etmeye başladı. Çünkü gittikçe artan bir yamukluktan bahsediyorum. Böyle 20'li yaşlarımda falan böyle bir yamukluk yoktu arkadaşlar. Hani gittikçe artıyor bu yamukluk. Artık ikna oldum ve ameliyat olacağım dedim. Ama arkadaşlar size yemin ediyorum şimdiki aklım 20'li yaşlarımda olsaydı ben bu ameliyatı üniversiteyi bitirdikten sonra hatta üniversitedeyken bile yaptırırdım. Çünkü belli bir yaştan sonra da kaygı iyice artıyor. Yani daha çok şey düşünmeye başlıyorsunuz. Kafada daha çok şey dönüyor. Mesela hani yaş ilerlediği için acaba hani iyileşme süreci nasıl olur falan filan bir sürü şey düşünüyorsunuz. Haklı olarak düşünüyorsunuz bu arada ben hani saçma bulmuyorum bu düşünceleri çünkü ben de sahibim. En mantıklısı 20'li yaşlarınızın başında bu işi halletmek. Nasıl anlatayım size? Yani bu yaşa kadar diyorsunuz ki bu burunla gelmişim. Yani bu saatten sonra değiştirsem ne olur? Kafasına giriyorsunuz mesela 30 yaş yaşlarınızda eğer burun yaptırıyorsanız ki ben o kafadayım. Yani diyorum ki ben bu burunla üniversiteyi bitirdim, bu burunla iş hayatını geçirdim, bu burunla evlendim, neredeyse çocuğum olacak. Yani bu burunla yaptım her şeyi, hani değiştirmeye gerek var mı diye falan düşünüyorsunuz. O yüzden en iyisi, en mantıklısı 20'li yaşların başında bu işi halledip çözmek. Arkadaşlar günaydın. Ameliyata doğru gidiyoruz. Saat şu an 10. 11.30 gibi falan burada olun dediler de biz öncesinde annemi alacağımız için erken çıktık. Öyle işte heyecanlıyız. Kocacığım sen nasıl hissediyorsun? Stresli. Aynen. Tarihte yazayım. Tabii yazabilirsiniz 7'si. Nasıl heyecan var mı? Hem ben nasıl konuşamıyorum heyecandan. Manzaran güzel. Ben göremeyeceğim. Ben de izlen iyisin de kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Ha görünüyor. Görünür. Evet odaya geldik. Doktoru bekliyoruz. Evet Sinem Hanım. Ameliyattan önceki son görüşleriniz nedir acaba? Çok stresliyim. Çok heyecanlıyım. Evet belli. Telefonunuz hala elinizde. Hala vazgeçmek için an kolluyorum. Bileklerimiz.
Merak etme, çok güzel olacak. Korkma. Bye bye. Geçecek. Birazdan ısınacaksın. Ama biz sıcakta da beklettik. Orada üşümüyor. Hocam kendim video çekmede ya. Sıkıntı var mı? Yok, çekmedi. Tamam. Ama kendinde değil. Evet. Yani içeride çok ciddi bir eğriliği vardı. Nefes alıp vermesini engelleyen. Onu düzelttik. Evet. Dış elini düzelttik. Kemerinden aldık. Bunun ucunu biraz kaldırdık. Hı hı. Yukarıda da kontrol ettik. Hemşire anlar saati geldiğinde yapacaklar. Aşağıda bulantı ilacı yaptık. Yine de bir miktar bulantı olabilir yiyinceye kadar. Burada da akşam bir daha yapılacak. Hı hı. Ama çok aşırı dozda yüklemek istemiyoruz. Dinlenirken başı biraz yüksekte olsun. Uskurarken biraz daha alçak olabilir. Hı hı. Yarın sabah arkadaşlar herhangi kanama bir şey olmazsa prosedürel işlerinizi yapacaklar. Taburcu olursunuz. Necla Hanım ilaçlarınızı reçetinizi vermiştir, tarif etmiştir. Evet. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben çok beğendim. Güzel olmuş. Çok beğendim. Resmini sana da gönderdim bu evet. arada. Bakacağız şimdi biz de. Şey, kendine geldiğinde bakarsın, olur mu? Yemek. Evet, çok heyecanlıydı biraz girince. Evet. Şansına damaryolu çalışmıyordu. Orada bir tane daha açıldı. Ondan sonra sakinleşti. Nereden açtınız? Aynı yerden. Bilek üstünden. Evet. Ben Diyojen'de ağladım. Bir ağlamayı seviyoruz ameliyatta. Yo, tabi buradan başladı ağlamaya. Evet. Evet. Sonunda yiyecek bir şeyler bulabildi. Açlıktan ölüyordu. Yani belirli bir süre yememesi gerekiyor. Saati var. 4'te ameliyattan çıktı. Şu an 8. 8.30. Anca bir çorba içebiliyor. Evet. Ama iyiydin yani karıcığım. İyi çıktın. Ye. Çok konuştum ama. Biraz evet, anestezi etkisiyle fazla konuştun, yoruldun. Ama çok da saçmalamadım değil mi? Yok. Buzu yeni uyguladık. Yeni mi? Ha, o zaman bir 40 dakika ara verirsiniz. Tamam. Şeye kadar çıkmayacağız, sadece kapıya kadar. Gerek yok mu diyorsun? Yok yok. İlk kalkışta çok mutlaka arkadaşınız önemli değil. Yere bakma. Arkadaşlar çıkıyoruz şimdi. Yürüme. İkinci günü oldu. Saat kaç Gökhan? Saat 8.40. Evet, 8.40. Bekliyorum. Dün saat 1.30 gibi falan ameliyata girdi. Zaten Gökhan bir sürü çekim almıştı. Ben neleri çektiğini hiç hatırlamıyorum. Şimdi de çıkıyoruz işte, eve geçeceğiz. Allah bin şükür. Yani şunu kapatacaktım. Allah bin şükür arkadaşlar. Hani ne bir şişlik, ne bir morarma, hiçbir şey yok. Sadece o da klima olduğu için biraz tıkandım. Çünkü biz çıkış işlemlerimizi falan yapmaya gidiyoruz. Sonra eve geçeceğiz. Evde devam ederim. Arkadaşlar saat 7 oldu. Hastaneden geldikten sonra video çekemedim. Çünkü bugün uyuyarak geçirdim günümü. Zaten geldik eve. İlaçlarımı falan aldım. Ondan sonra hani uzanayım dedim. Direkt uyuyakalmışım o ilaçların etkisiyle. Büyük ihtimalle ağrı kesin etkisiyle falan bir rahatlama oldu. Saat 2-3 gibi uyandım ama uyandığımda biraz ağrım vardı. Hastanedeyken bu böyle bir ağrı olmamıştı onlar. Çünkü serum yoluyla ağrı kesici verdikleri için herhalde daha etkili oluyor. Biraz ağrım vardı ama şu an hafifledi, şey yaptık. Deniz suyu spreyinden sıktık. Ve onun da başlığı bir tuhaf ya, sıkmakta zorlanıyoruz ama iyi geliyor. Onu sıkınca birazcık ağrım hafifledi. Ağrı dediğim de öyle hani dayanılmayacak, zonklama falan gibi değil. Yani hassasiyet var diyeyim. Böyle ağrı demeyeyim de yani böyle bir karıncalanma gibi, böyle tuhaf orada bir ağırlık var. Yüzüm biraz şişti ama ya yani yeni şişti. Yani akşama kadar yoktu böyle bir şişlik. Az önce işte saat 5 gibi falan televizyon izlerken tekrar bir uyuyakalmışım. Uyandığımda göz çevrem
şiş uyandı. Bir de şuralarımda şişlikler var. Zaten şişlik ve borluklar maksimum 48 saat içinde ulaşabileceği en yüksek noktaya ulaşıyormuş. Ha biz birinci günü 24 saati doldurduk. Yarın akşam saatlerinde artık şişebildiği kadar şişecek, morardığı kadar morarcak. Sonra yavaş yavaş inmeye başlayacakmış. Durum böyle. Yani ilk günü bu şekilde kapatıyoruz. Yarın devam ederiz. Merhaba arkadaşlar. üçüncü gündeyiz. Çok daha iyi hissediyorum kendimi. Dün bayağı bir kötü oldum arkadaşlar. Boğazım çok ağrıdı ve şişlik vardı. Böyle hani çocukken boğazımız şişerdi de yutkunamazdık ya. Aynen öyle bir şey oldu. Ama sabah kahvaltı yapıp ilaçlarımı aldıktan sonra normalleştim. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Dün bütün bu konuda beni gaza getiren arkadaşlarıma söyledim. Durdum. Gökhan diyor ki hep onları diyor sayıkladın, kızdın beni bu işe. Kim soktu, ne gerek. İki gündür de arkadaşlar kelle paça çorbası içiyorum. O da beni birazcık düzeltmiş olabilir bu arada. İyiyim yani arkadaşlar. Üçüncü günün akşamında birazcık kendimi toparladım söylenebilir. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ameliyatımızın 5. günündeyiz. Dün hiç video çekmedim çünkü dünün bir önceki günden hiçbir farkı yoktu. Bugün sadece duş falan aldım artık. Saçlarımı yıkadım. Genel bir duş da aldım. Yani duş almada zaten sıkıntı yoktu yani boyundan aşağı. İstediğiniz zaman duş alabiliyorsunuz. Ayrıca bu üstündeki şeyler falan da su geçirmiyormuş. Normal duş da alabiliyorsunuz da biz göze alamadık diyeyim. Saçlarımı yıkamamıştım. Yani hayatımda belki de ilk defa başımdan böyle daha önce bir ameliyat falan geçmediği için 5 gün saçımı yıkamadım. Vücudumdan da duş aldım geldim. Yarın da zaten bu tamponları çıkartmaya gidiyoruz. Yani en iyi olduğum günümdeyim diyebilirim. Işığın kötü olduğunu fark ettim de şu tarafa doğru konuşmaya devam edeyim. Bu arada ameliyattan geldiğimden beri hava temizleyicisi ve hava nemlendiricisi açık. Bunlar da beni çok rahatlattılar. Burada yattım ben. Uzanma koltuğunda dik bir şekilde yattım arkadaşlar. Yatak odasına hiç gitmedim çünkü güvenemiyorum orada kendime. Şişliklerim tamamen indi. Sadece şuralarda bir tık ödemim kaldı. O da ya hareket etmemekten kaynaklanıyor arkadaşlar. Hep evdeydim ben. Birçok ameliyat videosu izledim ben. Herkes böyle 5. 6. günde falan dışarı çıkmış. Bende dışarı çıkacak çok hal yok. Çünkü hani bakın mesela duşa girdim çıktım saçlarımı falan yıkadım taradım hafiften kafam dönmeye başladı. Bende biraz baş dönmesi yaptı bu ameliyat. Büyük ihtimalle nefes alamamamdan kaynaklanıyor. O yüzden hani dışa çıkmaya yemiyor açıkçası. Çünkü bugün hatta akşam dedim Gökhan'a, Gökhan hani yarın akşam dışarı çıkalım bir yürüyeyim hava alayım falan, hani ödem şimdi şu anda yüzüm. Ama cesaret edemiyorum. Mesela şu an bu videoyu çekeceğim. Size anlatmam gereken şeyleri anlatacağım ve tekrardan koltuğa geçeceğim. Kafam hafiften dönüyor. O yüzden birazcık şuralarda şişliklerim kaldı. Ama benim aşırı şişliğim olmadı arkadaşlar. Yani öyle videolarda gördüğünüz gibi ya da TikTok'larda falan gördüğünüz gibi öyle davul gibi şişmeler, gözü açamamalar ya da göz altındaki morarmalar falan bende hiç olmadı. Çok umurumda da değil açıkçası. Moraranları görüyorum, şişenleri görüyorum, korkuyorum falan diyorsanız onlar bir hiç arkadaşlar. Asıl ağrı gece böyle sabaha karşı falan başlıyor. Hani yani birisi gelip sanki böyle burnunuzu böyle çeke çeke buradan alıp götürmek istiyor. Öyle bir ağrıdan bahsediyorum. Yani ben çok da şey bahsedemeyeceğim. Yani nasıl anlatayım size? Mükemmel diyemeyeceğim. Bu sıradaki tamponlar çıkınca tamamen rahatlayacağım. Şunun çıkıp çıkmayacağından emin değilim. Çünkü bazen tamponları çıkarıp bunu bir hafta daha falan tutabiliyorlarmış. İnşallah bu da çıkar. Hocam kameraya müsaade var mı? Selamlar. Selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Evet, sizi yine köşemize alalım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Şişti biraz. Biz güvendik, buzu kestik ama. Yani ertesi gün, ertesi gün biraz buz saatlerini olsun, kestik. Olsun olsun ama yine gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde geçmiş. Evet. Çok şişim olmadı ya zaten. Yani. Nasıl bir gece doğru? Mutlaka bir miktar olacak canım. Şey, şişte. Acım oldu mu? Yok. Şu an içinde bir dikiş var. Bu silikon buzu tutturuyor. Onu keseceğim. Ama bunu hissetmeyeceksiniz. İçerinize atmayın onları.
şekilde nefes alıp vermenizi söylüyorum. Ay çok iyi şu an. Artık akıntılarınız da kesin. Şunu da çıkarın ya. Kaşınıyor biraz ya. Kalsın geriye doğru. Bence de kalsın o. Garanti ya biraz. Yani burnunu koruyor yani. Yani alınabilir mi alınabilir ama niye boş boşuna risk alalım ki? Yani bence de alınmasın, kalsın o. Bundan sonra o gripmiş gibi akıntılar bayağı azalacak. Hapşuruklar bayağı azalacak. Çünkü antibiyotik dozunuzu alıyorsunuz. Daha almanıza gerek yok. Tamam. Okyanus suyu devam. Tamam. Tiyosinin devam. Ağrı kesici sadece ağrı olursa alırsınız. Olmazsa almanıza gerek yok. Kreme devam mı hocam? Tiyosinin mi? O küçük bir krem vardı, adını hatırlamıyorum. Tiyosinin devam. İçine doğru girişine sürdüğümüz antibiyotik mikrop katması diye olan kreme devam. Arnika kremimiz var şişlik bağlılık için. Onu kestik. Biz onu hiç kullanmadık. Daha ne istiyoruz? Morarmadı. Evet. Morluk olmadı çünkü. Şimdi törpüyle kemer alınır, eğilip kırarak düzeltilir. Ama bu kırma işlemi klasik kırma değil. Hı. Piezo denen bir alet var. Ses dalgalarıyla kemiği kesmemizi sağlıyor. Aslında tam teknik olarak kırma da denilmez. Kemiği kesme işlemi o. Morarmamasının sebebi o mu o zaman hocam? Biraz da biz de canım. Size biraz. De bir kaydınız var. Yok sizde kesinlikle var zaten. Yok rahattık hocam. Yani biraz ağrılarımız oldu. Sabah oldu. Sabahları akşamları oldu. Rahatladık ama. Herkes yapınca rahatladık. Evet. Necda Hanım'ı özellikle çekeceğiz çünkü hemşiremizle. Hande zaten siz beni gözlüklerinizi takmamıştınız. Vakada masa başına şey dediniz hani. Siz misiniz? Göremiyorum. Sizi de göremiyorum. Sizi duyuyorum ama göremiyorum. Dedim ben buradayım. Ben evet. Bu kadar şey bilmiyordum yani. Bu kadar hani net göremediğinizi de bilmiyordum. Yok. Üç. Totalde altı. Bu kadar hani bilmiyordum. Yani şu kadar hatta falan yaklaşmanız yani, lazımdı. Yanımda gelmiş öyle bakıyorum. Hani dedim siz öyle söyleyince dedim tamam. Hani, gerçekten. Onun da paniği vardı zaten. Hiçbir şey de göremiyorum. Evet, evet. Damar yolu çalışmalı falan. Ama annesi de ekip de çok güzel ilgilendi. Hani bir şey, Berkay. Berkay bana nediller döküyor beni rahatlatmak evet, için. Evet, yani dedi ki videomda mutlaka bahset benden falan dedi. Buradan da bahsetmiş evet. Olalım. Berkay selam. Umarım izlersin. Teşekkürler ilgilendiğiniz için. Berkay gerçekten ilgilendi. Hem de damar yolunda da çok iyidir kendisi ama damar yolu... Evet inceymiş. Ben de o sayede öğrenmiş oldum. Gökhan ne yaptım biliyor musun? Kamerayı açtım, telefona yansıttım. Telefondan burnuma bakıyorum her açıdan. Baksana. Size de göstereyim bakın şöyle bir şey yaptım. Geleli bir 8-9 saat oluyor değil mi? Yani öğlen saatlerinde falan gelmiştik aynen. Sonrasında hiç video çekemedim çünkü uyudum bir. Sonra yemek falan. Nefes almaya başlayınca direkt uykum geldi. Daha arabada geldi uykum. Arabada neredeyse uyuyacaktım öyle bir rahatlama oldu. Şu anda iyi hissediyorum yani tamponlar büyük eziyet arkadaşlar. Ama şu anda tampon çıktığı için hiçbir sıkıntı yok. Sadece biraz kaşıntım var. Bunun da sebebi burnumu çok hissediyor olmam. Onu da doktorla konuştuk zaten. Hala da telefona bakıp duruyorum. Burnumu izleyip duruyorum. Ameliyatımızın 10. günündeyiz ve şu atelleri artık çıkartmaya gidiyoruz. Ya zaten bu ateller artık çıkmalı çünkü oynamaya başladı. Yavaş yavaş kendini dışarı doğru atıyor. Büyük ihtimalle bantlar falan da işlevini kaybetti. Sabah makyaj yapayım dedim biraz. Yani korkunç duruyor şu anda. Makyaj kapatıcı falan böyle kabukların içine doldu. İşte allık bir türlü dağılmıyor doğal bir şekilde böyle yama yama durdu falan. Saçlarım hafiften kepek yapmış. Kötü bir durumdayım. Bir an önce o yüzden şu atelleri çıkartıp rahatlamak istiyorum. Ay inanmıyorum. Allah. Temizlemeden o kadar değil. Biraz da kaşıyım hocam. bu ben değil gibiyim. Biraz daha şişlikler de geçince. Ay çok güzel olsun ama. Çok düşmüş mü burnu? Biraz şu an hala kalkık. Bunun üstüne hala bir en az 1 ya da 2 milimetremiz var. Aynen. Ama bu düşme böyle aşağı doğru düşme değil. Genel olarak bir küçülme şeklinde olacağı için düşük bir izlenim vermeyeceksin. Başladık dudaklara bastık bakmaya. Ya küçülmüş sanki hocam. Burun ameliyatından sonra sanki büyüyor diyorlar. hiç değişmez. Bir aynı kalır. Ay çok güzel olmuş. Çok hoş geldin maşallah.
Bu ödemli hali bile yani, henüz birinci hafta. Yani. Yanlar oynuyor. Yanlar oynar. Yanlar oynar ama gururcu sahibi olarak uzun vadede düşmesini engellemek için. Ya işte bir senenin sonunda falan artık oynamaya başlıyor. Böyle sabit kalıyor gururcuların. Yani genelde sabittir ama çok oynar. Nasıl olmuş hocam? Yaptığınız işten memnun musunuz? Ne olsun? Değil mi? Ne diyorsun? Bence çok iyi olmuş hocam. Elinize sağlık. Birinci ayında görelim, hele biraz daha oturmuş olacak. Evet. Masajı öğretmeden önce bandajı yapayım. Şuram çökecek mi hocam? Onu sorayım. Çökmez. Çok az. 1 milimetre falan. Burada çünkü şişlik. Dokunun. Şişlik yok. Çok az. Ya hissediyorum şu an. Serpen var. Kemiğime geliyor elim. Gelir işte. Yani mesela yastık gibi olsa diyecek ki orada daha çok şişlik. Şu an gagal burun, şurada bir potluk oluşup burun ucunun görece aşağıdaymış gibi olması, o oradaki bağları diktiğimiz için olmayan bir şey. Tamam. Sizde de olmayacaktır. Orada uzun vadede de olmaz. Yok yok, olmaz. Çok kalın ciltli hastalarda bazen görebiliyoruz. Onun da çözümü var bu arada. Oraya kortizonlu bir enjeksiyon yapıyoruz, geçiyor. Tamam. Yani olmaz sizde ama belev ki bir hastada oldu, onun da çözümü var. Sıkı bastıracak mıyım? Hayır. Böyle mi? Evet, bu kadar. Tamam. Yanlara doğru kibarca sıvazlama. Bunun bir adedi yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şişlikleri... Mesela film izlerken oturayım, yapayım mesela böyle. Aklınıza ne zaman gelirse. Karşıdan göstereyim. Aşağıdan yukarıya ve yanlara doğru. Tamam. İki, bunu istiyorum. Günde en az 5 kere birer dakika süreyle şöyle bu tarafa doğru itmek şeklinde bastıracağız. Eğri burunlara bunu hepsini öneririm. Karşı tarafa doğru kıkırdak hafızasın. Tekrar bizi eski yerimize bütün burnu tutalım. Şöyle şu bütün boylu boyunca. Şöyle. Güzel. Bunu zaten ben normalken de yapıyorum hocam. Günde 5 kere. Yaramıyor. Burada da aslında var olanı korumaya yönelik. Siz bununla burnunuza şekil vermiyorsunuz. Bizim elde ettiğimizi korumaya yönelik. Kıkırdak hafızası işin içine giderse ona yönelik bir sorun yaşamayalım diye. Bu da bir ay. Bir ay. Fazla da olabilir. Fark bir sakıncası yok ama günde en az 5 kere birer dakikadan yapacağız. Tamam. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir gündeyiz. Şu bantlar takılalı 5 gün oluyor bugün günlerden. Perşembe. Erken de bir saatteyiz. Ay hiç hazır değilim ya şu an. Ah. Biraz zor çıkıyor. Acımıyor da sadece tedirgin oluyorum. Aa. Ya çok değişik. Kendimi tanıyamıyorum. Çok garip. Grinch gibiyim şu an. Camın önüne de geldim arkadaşlar. Ya çok tuhaf görüyorum ya kendimi. Böyle bir değişik. Kendimle bir barışamadım. Zaten doktor da söyledi, hani bir süre dedi aynaya baktığın zaman falan garip hissedeceksin diye. Gerçekten şu an garip hissediyorum ama şekli çok güzel olmuş bakın. Artık hiç işte sağ profil, sol profil falan derdim kalmadı. Yani bütün profillerden güzel güzel videolar çekeceğiz. Ben şimdi şu burnumun üzerini falan bir temizlemek istiyorum. Şu an gördüğünüz zaten bant kalıntıları falan var. Hafif bir kızarıklık var. Biraz böyle bir temizleyeyim burayı tonikle falan. Yarın kapanışı yaparız. Burnumun da böyle temizlenmiş, işte makyajlı falan daha düzgün halini görürsünüz. Arkadaşlarım çok değişik hissettiğim için kendimi böyle aynaya, kameraya falan bakınca bir tuhaf hissettiğimden hem böyle bir garip oluyorum. Ameliyatımızın 15. günündeyiz. Biraz şuralarımda kabuk bağlamalar var. Hala dikişler de biraz böyle belirginlik var. Ya dikişlerimin hepsi döküldü de yani böyle kuruluklar falan oluyor. Böyle bunları sürekli temizlemem gerekiyor. Zaten burnumun üzeri de sürekli kuruyor. Şu an üzerine makyaj yapmadım. Mesela sadece çok hafif yumuşak yumuşak uyguladığım bronzer fırçasını geçtim. Yani 15. gününde burnumuzun hali bu şekilde. Hala gülerken, konuşurken falan biraz böyle bir baskı hissediyorum şu burnumun ucundaki ödemden dolayı. Ama yani ben şu anki ödemli halini bile aşırı aşırı beğeniyorum. Mesela benim şu an dünkü burnumla bugünkü burnum arasında
fark var. Dün hatırlarsanız bantı beraber açmıştık. Bu arada bantı açtıktan sonra çok fazla videoya devam etmek istemedim. Çünkü cildim çok kötü durumdaydı. Aynı zamanda burnumun üstü de çok kötü durumdaydı. Hani onu bayağı bir temizlemem falan gerekti. Çünkü bant kalıntıları vardı. Birazcık tahriş olmuştu. Onları toparladım. İşte bugün bir cilt bakımı falan yaptım. Güzel bir peeling yaptım. Eğer aklınızda burun ameliyatı varsa arkadaşlar, bir şekilde olun bu ameliyatı. Yani yaşınız kaç olursa olsun olun. Mesela 17-18 yaşına itibaren işte burnunuzun büyük olduğunu düşünüyorsanız o yaşlarda olun. Hani ben size şey diyemem, yani olmayın bu ameliyatı çok zordu diyemem. Çünkü ameliyat olduktan sonra burnunuzu görünce bir iyi hissediyorsunuz. Yani iyi ki bu ameliyat oldum diyorsunuz. Mesela ben şu an aynaya baktıkça özellikle şuradan böyle şu duruşa bayılıyorum. 15 günlük bir ameliyat sürecinin birlikte sonuna gelmiş oldu. Sormak istediğiniz bir soru varsa aşağıdaki yorumlara beklerim arkadaşlar. Çünkü söylemeyi unuttuğum şeyler olabilir. Çünkü birçok videoyu ameliyat esnasında, ameliyattan sonra çok acı çekerken falan çektim. Ben artık gidiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.